Efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu sempozyumun tertibine vesile olan bütün heyete de şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. İnşallah tekrarı nasip olur. Ayrıca hocalarımdan da özür diliyorum. Aslında benim burada dizüstü çöküp onları dinlemem gerekirdi ama yanlarında konuşmak nasip oldu. Onu da belirtmek istedim. Efendim, buradaki tebliğ ilk babama, Yusuf Ömürlü'ye tebliğ olduğu şey belirtildiği zaman, istendiği zaman bana kendisi işte sen yaz, senin yazacağın üstünden tavsiye eder, sen de sunarsın demişti. Ben de o şekilde yaptım ve hazırladım. Yalnız burada sunacağım şeyler tebliğde yazılanlardan biraz farklı, çok farklı değil ama nispeten mesela babamın İlahi Kenan'ın hazırlanması sırasında çok yardım gördüğü Hazreti Kenan Rifai'nin evlatlarının sesinden meşk iki tane dinletmek istiyorum ki hani özellikle işte Hafız Kazım Büyük Aksoy ve Kainat Büyük Aksoy annemiz onların tavrı, kabiliyeti konusunda sizlerin de bir fikriniz olsun açısından İlahiyat-ı Kenan'ın farklı basımları var tabii. Onlardan bahsedeceğim. İlahiyat-ı Kenan'daki bestekarlardan, basılı olanlardan, olmayanlardan. Çünkü hepsi bütün besteler kitapta değil. Ayrıca basımda katkısı olanlardan ki onlar da çünkü tek tek önemli. Ayrıca aslında her burada sunulan bildiri için geçerli olabilecek mevcut çalışmanın ileriki aşamalarında ne yapılabilir? Bunlar bence çok önemli. Ve işte kullandığım acizane bazı referanslar var. Onlardan vakit kalırsa bahsedeceğim. Yayınlar konusunda bir sonraki slayda geçebilirsek. 4 basım gerçekleşmiş İlahiyat-ı Kenan'da. Bunlardan birisi Dergahlar Sırlanmadan evvel 1922'de üzerinde Ziya Cemal Büyük Aksoy imzalı. Ziya Cemal aslında olarak imzalı. Kenan Rifai Hazretleri'nin damadı. Aynı zamanda Kenan Rifai Hazretleri'nin kadim dervişi alıyor. Notaları İzzet-i Nümai Bey kaleme almış. Aynı zamanda herhalde Tekke'nin dervişlerinin istifadesi açısından Hazreti Kenan'ın ilahilerinden başka ilahiler ve şuurler de kısıtlı olmak kaydıyla var. Bu 1922 basılı kitap içinde. Ama çok güzel bir neşir açıkçası. Fakat birazdan bahsedeceğim babamın, Yusuf Ömürlü'nün mevcut eserlerin basımına ihtiyaç duymasına sebep olan bazı hem mevcut nota yazım kurallarına göre hem de eserlerin notaya alınmasında çıkan bu 1922 basımlı kitaptaki eksikler dolayısıyla yeni basımlara ihtiyaç duyuluyor ve bu ilk defa 1974'te, sonra 88'de, 2014'te basılıyor. 1988'deki basımda bestelenmeyen Hazreti Kenan'ın ilahileri de var. Diğerlerinde bu yok açıkçası. Ve her bir basım bir evvelkinin mevcudunun tükenmesi ve eski basımda yer alan bazı eksiklerin göze çarpan giderilmesi açısından neşrediliyor. Sebep bu şekilde. Aynı zamanda aslında biraz evvel Holde Hakan Alman'la da neden diye bana sorduğunda cevap verdiğim şekliyle bu son basımda aslında mevcut durumda Hazreti Kenan Rifai'nin çok bestelenmiş şiiri var. Mesela birazdan aslında gene bahsedeceğim ama Mehmet Kemiksiz'in işte Kütahyalı Tekin Uğrel'in daha başka bilemediğim birkaç bestekarın daha çok sayıda bestesi var ama bu son basımda onlar yer almadı. Özellikle bu Kenan Rifai Hazretleri'nin kerimeleri
kızları Kainat Büyük Aksoy'un ricasıyla olan bir şey. Eski basımdaki eserlerin aynı şekilde muhafazasına niyaz ettiler. Babam da edeben kendilerini tabii ki kırmadılar ve o şekilde notaya aldılar bütün eseri. Belki daha sonraki basımlarda diğer bütün eserlerde içinde yer alır. Buyurun efendim, geçebiliriz. Ayrıca gene geçen sene Allah razı olsun Profesör Doktor Mustafa Tahralı'nın hazırladığı sadece Hazreti Kenan Rifai'nin şiirlerinin yer aldığı kitap var. Ve gene 2013'te basılan bütün İlahiyat-ı Kenan'daki eserlerin ve biraz daha fazlasını, bu bahsetmediğim, daha doğrusu mevcut İlahiyat-ı Kenan'da yer almayan bazı ilahilerin de yer aldığı, kısıtlı olmak şartıyla, çünkü hakikaten vazgeçilemeyecek çok güzel besteler var yeni, onları da yer alan 4 CD'lik bir yayın var. Bir de atlamak istemediğim Hattat Aziz Efendi'nin el yazması, muhtemelen Hazreti Kenan Rifai'ye sundukları el yazması bir İlahiyat-ı Kenan var. Mesela bu mevcut birinci sayfasında muhtemelen Hazreti Kenan Rifai'nin Ümmü Kenan Hatice'nin Valide Sultan Efendimiz Hazretleri'nin vefatı akabinde yazdıkları, kendilerine ithafen yazdıkları bir mersiye daha doğrusu var mesela. Bu sonuna kadar bu şekilde el yazması olarak devam eden çok nadide bir eser. Buyurun efendim. Geçebiliriz. Bestekarlara gelecek olursak, bestekarlar demin Hakan, sevgili Hakan Alvan'ın da bahsettiği gibi birçok eser Kenan Rifai Hazretleri'nin eğitimci tarafı dolayısıyla kendileri tarafından da bestelenmiş. Çünkü kendileri sohbetlerinde şiirlerinin bildiride de belirttiğimiz gibi şiirlerinin ezberlenmesini, öğrenilmesini niyaz ediyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in özünün Mesnevi'de, Mesnevi'nin özünün Niyazi Mısri Divanı'nda, kendilerinin de onun lübbünü İlahiyat-ı Kenan'da yaptıklarını beyan ediyorlar. Dolayısıyla o şiirlerin ezberlenmesini kolaylaştırmak açısından aynı zamanda eserlerini de bestelemişler eğitimci yanları ağır basarak ki çok nadide eserler, besteleri. Bunların slaydın sonunda belirttiğim gibi aslında belki ileriki çalışma konularında Kenan Rifai Hazretleri'nin bestekar tarafının analiz edildiği bir tez birisi tarafından çalışabilir. Çok kıymetli bir eser olur muhakkak. Aynı zamanda İzzettin Hümayi Bey ki dergahın zakir başısı, tebliğde geçen muhtemelen dergahın zakir başısı Yaşar Efendi'den sonraki diye ben düşünüyorum. Emin değilim tarihler konusunda. Ama Yaşar Efendi de çok kudretli bir zakir başı dergahın. Fakat hangisinin önce olduğu konusunda tereddüdüm var açıkçası. İzzettin Mahi Bey bütün dervişleriyle Hazreti Kenan'a intisap eden Bahrettin Efendi'nin, Şeyh Bahrettin Efendi'nin kardeşi. Aynı zamanda Sami Hayverdi'nin de 1950-60 senelerinde başlattığı zikir çalışmalarında yer alan ve son senelerine kadar Fetih Cemiyeti'nde müdürlük yapan Osman Elçioğlu'nun da amcası İzzettin Hümayi Bey. Kendisi de bir işte müzik hocası ayrı zamanda. Aynı zamanda kendilerinin, Kenan Rifai Hazretleri'nin oğlunun da tekke musikisi hocası Hafız Kazım Büyük Aksoy'un. Muallim Kazım Bey dergahın Neyzen başısı, Neyzen Necip dede. Yusuf Ömürlü Kainat Hanımefendi'nin kendisine verdiği orijinal İlahiyat-ı Kenan'da bulunmayan kağıt üstüne yazılmış özel 3 tane şiiri bestelemiş. Açıkçası onlar, bir tanesi Hüseyin-i Buselik makamında. Can mısın, canan mısın, sayyadı bir aman mısın? Söyle dilber, yoksa sen bir ateş-i suzan mısın? Kalbi uşşaka senin bir gamzen ateşler saçar. Söyle Allah aşkına, sen Yusuf-u Kenan mısın? Diye bir bestesi var. Çok nadide bir eser. Gene Evce Ara makamında
Bu da Kainat Hanımefendinin ilettiği bir güfte üstüne. Lütfu ihsan ile canağın benden iade eyledin. Yusuf istanı cemalinde onu şad eyledin. Her tecelli-i visalin nura gark etti beni. Kalbi suzanımda Beytullah'ı bünyad eyledin. Bir de İcaz makamında babamın, Yusuf Ömürlü'nün bestesi var. Ağlamakla tay edersin menzili maksudunu. Göz yaşından abdest al da gözle gör mabudunu. Benliğin davasını terk eyle, gafletten çekil. Aşık ol Kenan dilersen görmeye maşukunu. Bir de ayrıca Hak suretidir alemi imkan ile Adem. O bestesi var babamın. Gene Cinüçen Bey'in çok nadide bir eseri. Doğan Ergin'in kendi terkibi olan Ferah Nakaşiran makamına bestelediği eser. Ahmet Hatipoğlu'nun çok aslında işte normal İlahi Kenan'da yer almayan çok nadide Nat-ı Nebevi gibi bir Şah-ı Felek mertebedir Hazreti Kenan gibi Aleyke Sallallah Hazreti Hali Hazır'da Evci makamında İlahi Kenan'da olup kendisinin Segah makamında bestelediği, gene sevgili Hakan Alman'ın bestelediği, kendisini demin söyledi, bir tane daha besteledim dedi yeni. Ama bu Hakan Alman'ın bestelediği mesela Suzinak makamında ve bence çok hususi, çünkü Hazreti Hatice'ye atfen Hazreti Kenan Rıfai Hazretleri tarafından yazılmış üç kıta bir eser ve Hakan Alman bunu bir nakaratla besteliyor. Nakaratta validemiz, validemiz, ey Hatice annemiz diye tekrar ediyor. Bence bu çok manidar bir şekilde tevafuk. Acaba bilmiyorum kendisinin, aslında burada sormak niyetimde ama kendisinin düşündüğü bir şey mi? Çünkü Hazreti Kenan Rıfai'nin validelerine olan Ümmü Kenan, Hatice Kenan, Valide Sultan Efendimiz Hazretlerine olan muhabbetleri çok büyük. Dolayısıyla bir yerde bu beste aynı zamanda validelerine de Hazreti Kenan'ın ithafen gibi ben hissetmiştim. Gene Özcan Ergidire'nin, Tekin Uğurel'in çok miktarda, Mehmet Kemiksiz'in sağ olsun çok miktarda bestesi var. Buyurun efendim, geçelim. Baştan itibaren İlahi Kenan'a basımına, vücuduna, vücut bulmasına vesile olanlar arasında neye be Yahude geri dönersek mi efendim? Bir tane daha. Teşekkür ederim. Başta tabii Kenan Rıfai Hazretleri, Ziya Cemal Bey basımında, İzzet Ünümay Bey. Tabii babamın bu eseri Yusuf Ömürlü'nün kaleme almasında Sami Ayverdi'nin maddi manevi destekleri, Ekrem Hakkı Ayverdi'nin maddi desteği büyük. Aynı zamanda notaların oluşturulması sırasında, çünkü en büyük problem o zaman babamın ifade ettiği şekliyle ihfanın kendi bildiği şekilde herkesin farklı bir şekilde okuduğuydu eserleri ve bunun bir ortak noktada birleşmesi sebebi isteğiyle kendisinin bu çalışmayı başlattığını söylemişti ve dolayısıyla iki önemli kaynak olan Hafız Kazım Büyük Aksoy, ki Kenan Rıfai Hazretleri'nin ilk eşi Fatma Mahire Hanım'dan olan oğulları ve Kainat Büyük Aksoy Hanım Efendi son eşleri Güzide Valide'den olan kızları, ikisi de icra yönünden çok kuvvetli insanlar. Onların çok büyük yardımlarını defaatle onlara okutarak ve onlara teyit ettirerek birçok şeyi, eseri vücuda getirmiş, yazmış. Tabi burada Sabri Erten Ömürlü, annemi geçmek istemedim kesinlikle. Çünkü babamın oluşturduğu bütün eserler yazılı olarak hastalığından sonra olan eserler. Ve babam hakikaten musiki yönünden çok idealist, yani onu tanıyanlar bilirler, çok idealist bir insandır. Hiçbir tavizi yoktur yani klasik musikiden. Annem de onun bu ideali yolunda bütün desteğini, özellikle hastalığından sonra bizlerin yetişmesi konusunda, onun hedefine ulaşması konusunda çok büyük desteği vardır. Dolayısıyla onu atlamak istemedim. Tabii Mustafa Tahralı hocamız her ne kadar Hazreti Kenan'ın şiirleri ve manzumeleri kitabını geçen sene yazmış olsa da bütün evvelki İlahi Kenan'ların güfte tahsisleri kendisinden geçtiği için onun da emeği tabii ki büyük. Burada işte bir sonraki slaytlarda
Kazım Büyük Aksoy Beyefendi'nin okuduğu Neye Beyhude Emekler ilahisi var kendilerinin sesinden. Bir de Kainat Büyük Aksoy Hanımefendi'nin Öyle Bir Mahbubu Verdim Ki Gönlümü Almak Muhal icrası var. Sadece işte dediğim gibi kendilerinin tavrı ve icra kuvveti açısından, örnek olması açısından dinletmek istedim. Buyurun efendim. Neye beyhude emekler, rast ilahi, güfte kendilerinin, beste İzzettin Hümayi Bey'in. Ah neye beyhude emekler, neye bu sayı emel, gelir elbet başına her neyse hükmü ezel, gelir elbet başına geçemez mürgü saadet, ele dünyada muhal, çalışırsın gece gündüz, tutulur mu bu hayat? Çalışırsın gece gündüz, tutulur mu bu hayal? Dediler rahate fittün ya Habibi müteal, karşı ne gülünç ne abes olmaz mı mekal, buna karşı ne gülünç ne abes olmaz mı mekal. Ah gafleti nefsine kenan, eyle selgan keder, buna dünya dediler böyle gelir böyle gider, buna dünya dediler böyle gelir böyle gider. Neye beyhude emekler, rast ilahi, güfte kendilerinin, beste bir sonrakine izletin. Geçebilir miyiz efendim? Oh,
Hocam ben başlarken saate bakmadım ama açmış olabilirim, evet. Değil mi? Maksat hasıl olduysa bilmiyorum. Çok şükür var hocam. Mı başka seçtiğim şey? Yok hocam, yok. Sadece sonda bunların hepsini söylemeyeceğim ama başta bir evvelkini lütfen efendim. Cemal hocamızın uzun süredir üstünde çalıştığı İlahiyat-ı Kenan şerhleri var. Bunlar farklı kitaplarda dağılmış durumda açıkçası. Niyazımız keşke onların bir kitapta toplanması, İlahiyat-ı Kenan'ın şerhlerinin inşallah vuku bulur. Niyazıyla efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bizi aydınlattılar. Bu eserler hakkında verdiği bilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Bilhassa bunlar kaybolmaya çok müsait şeylerdir. Mutlaka bunların bir kitapta toplanması lazım. Artık yani bir külliyat halinde zaten toplanmaya çalışılıyor. Allah razı olsun çalışanlardan da, yapanlardan da. Şimdi meyvelerin bir kısmı ağaçtan toplanır, bir kısmı dibinden toplanır biliyorsunuz. Yani dibine dökülür. Önemli olan o dibine dökülenleri kaybetmeden vaktinde toplamaktır. Yoksa çakallar yer gider onları böyle şeyler. O bakımdan buyur. Sağ olun. Efendim.